Merhaba arkadaşlar, bir sorucunun videosuyla karşınızdayım. F fonksiyonumuz 0-1 aralığından reel sayılara giden fx eşittir 1 bölü x kare fonksiyonu olarak veriliyor. Şunu demek istiyor: a'nın 0 ile 1 arasında olan her a virgül 1 aralığında düzgün sürekli olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi şunu biliyoruz değil mi? Buradaki a virgül 1 aralığı kompakt küme çünkü kapalı ve sınırlı. Şunu da biliyorum, benim buradaki fonksiyonum sürekli olur. F sürekli, o zaman sürekli bir fonksiyon, kompakt bir küme altında düzgün sürekli olacak. Burada düzgün sürekli. Ama bir satırlık ispatı kabul etmezler. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tanımlara girmemiz gerekiyor. Tanımlarla nasıl işin içinden çıkabiliriz? Şimdi ilk başta x virgül y eleman ne olarak alacağız? A virgül 1 aralığından olarak alalım. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bir de, değil mi? Buradaki x ile y'nin normu. Norm değil burada artık, mutlak değer. Çünkü biz nerede çalışıyoruz? 0-1 aralığında çalışıyoruz ya da A1 aralığında çalışıyoruz. Burası reel sayıların bir alt kümesi ya da alt aralığı olduğundan dolayı bunlar mutlak değerle ifade edilebilecekler. Şimdi bu kabulü de yaptık. Tabii ki delta'yı da sıfırdan büyük olarak seçiyoruz. Daha ileriye gitmek için neye bakmamız gerekiyor? Fx eksi Fy farkına bakmam gerekiyor benim burada. Buradaki fx dediğimiz şey ne olacak? 1 bölü x kare eksi 1 bölü y kare şeklinde olacak. Pay eşitlemeleri yapmam gerekecek. Burası nasıl bir şey olacak? Y kare eksi x kare bölü x kare çarpı y kare gibi oluyor. Burayla da oynarsak az bir şey. Yani şurayı fx eksi fy dediğimiz şeyi yazalım. Bunun şöyle yazılabileceğini biliyor muyum? Burasındaki x kare eksi y kare kısmı da yine mutlak değer içerisinde. Y eksi x çarpı burası. Y artı x kare çarpı y kare şeklinde yazılabilir. Çünkü aşağıdaki pozitif. Şimdi şunlarda bu aralıkta olduğuna göre şunu biliyorum. A küçük eşittir x ya da A küçük eşittir y olduğunu biliyorum. Karesini aldığım zaman a kare yine küçük eşittir x kare. A kare küçük eşittir y kare şeklinde. Şöyle bir şey yapsam, buradan ters çevir çarp olaylarını yaptığımız zaman, yani 1 bölülerini aldığımız zaman, daha doğrusu 1 bölü x kare küçük eşit 1 bölü a kare olur. 1 bölü y kare de yine küçük eşit 1 bölü a kare şeklini alır. O zaman benim buraya şey yazmam, 1 bölü a kare koymam ikisinin yerine de orayı büyütür. Aynı zamanda x eksi y dediğim şey şununla denk. O zaman burası delta çarpı y artı x şeklinde yaptığım zaman şuradaki kesin küçüklükten şu eşitlik de gider. Burada da a kare çarpı a kare gibi yazarım. Burası benim için nasıl oldu? Delta bölü a üzeri 4 çarpı y artı x şeklini aldı. Buradan ileriye doğru nasıl gidebilirim? Öncelikle şuradaki gereksiz şeyleri temizleyelim. Daha ileriye ilerlemek için ne yapmamız gerekiyor? Evet, şöyle bir şey de biliyorum. Benim şimdi buradaki sayılarım için şunlar yok muydu? Buradaki x sayım küçük eşittir 1 şeklinde. Buradaki y sayım da yine küçük eşittir 1 şeklinde benim. O zaman bunların ikisinin toplamını aldığım zaman x artı y'nin nereden küçük veya eşit olduğunu biliyorum. 2'den küçük veya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi burasındaki kümem zaten pozitif. O yüzden x artı y de benim için yine 2'den küçük veya eşit olacak. O zaman burada da getirip bu bilgimi kullanırsam şu kısma geleyim. Fx eksi fy'yi ben neye bağladım en son? Kesin küçük. Delta bölü a üzeri 4 çarpı y artı x gibiydi. Y artı x dedim, x artı y ile aynı. O zaman burası 2 delta bölü a üzeri 4 gibi oldu. Şimdi buraya da küçük epsilon şeklinde seçsem, noktadan bağımsız bir şekilde halletmiş oldum. Küçük eşit epsilon seçeyim. Şimdi diyeceksiniz ki burada a'ya bağlı. Zaten benim a'm aslında baktığım bir herhangi bir sayı. Onun ne olduğunu biliyorum. Sadece benim bunların ikisi delta ile bir epsilon ilişkisi var. Aralarında herhangi bir sayıyla çarpım olabilir. Yani buraya k çarpı delta gibi yazabilirim. Bunu yaptığınız an direkt düzgün sürekli olduğunu söyleyebileceksiniz.